Yamaç paraşütü uçmanın en basit ve gerçek hali. Uçağınızı 9 kiloluk bir sırt çantasına koyup hemen her yerden havalanabildiğinizi düşünün. Köylerin, şehirlerin üstünde uçtuğunuzu hayal edin. Benim bu spora başlamamı, sonra da bağlanmamı sağlayan şey bu. Kimsenin göremediği yerleri başka kimsenin göremeyeceği bir açıdan görebilmek. İlk uçuşlarımı yaptığım dönemde dünyada yamaç paraşütüyle neler yapılıyor diye merak ederken bir High Can Fly yarışmasına denk geldim. 30 kadar pilot, Salzburg'dan başlayıp sadece yürüyerek, koşarak ve uçarak Monaco'ya ulaşmaya çalışıyor, 1000 kilometre. Bunu ben de yapacağım dedim. De spora başladım. Ondan beri yılda ortalama 250 saat uçuş yapıyorum. Bunun büyük kısmı yarışmalarda geçiyor. Standart bir cross country yarışmasında yaklaşık 120 pilot o gün belirlenen ortalama 75 kilometrelik sanal bir rotayı uçmak için yarışıyor. Bir hike and fly yarışmasında ise kalkış yapacağınız yere tırmanmanız gerekiyor. Mesela 10 kilometre yürüyüp 1000 metre tırmandınız, kalkıp 100 kilometre uçtunuz ve bir vadi tabanına indiniz. Bu sefer kalkış yapacağınız yeni bir yamaca tırmanıp yarışa devam ediyorsunuz. Bu yıl bir hike and fly yarışına katılıyorum. İstatistiklere göre 4 kişiden biri yarışı tamamlayabiliyor. Ben de bu şanslı azından dahil olmayı umuyorum. Yarışın kendisi bir hedef değil. Bu sadece yapmaktan en çok keyif aldığım şeyleri her gün yeniden bir araya getirmemi sağlıyor. Sonuçta her gün tekrar tekrar yaptığımız şey neyse biz de oyuz. Ben Dora Göksal, yamaç paraşütü pilotuyum.